Türkiye 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma asrın felaketi adı verildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tolga Bekler, Kahramanmaraş depreminin Türkiye tarihinde meydana gelen nadir depremlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Kahramanmaraş depremlerindeki iki önemli ve büyük deprem hakikaten Türkiye tarihinde Anadolu topraklarında meydana gelmiş nadir depremlerden ve hakikaten çok büyük bir enerjiyle o deprem oluştu ve çok önemli bir fay yırtıldı. Bu bir fay zonu, yaklaşık 300 kilometreye 50 kilometrelik bir alanda meydana gelen bir yırtılmadan bahsediyoruz. Böyle bir yırtılmanın uzun süreli etkileri olacaktır. Belki bir 10 seneye kadar devam edecektir bu. Daha sonra güncel depremlerle oradaki tektonik hareketlilik az da olsa yavaşlayacaktır. Ancak çok önemli bir eşik atlatıldı. Dolayısıyla böyle bir büyük deprem yine aynı bölgede olmamakla beraber yakın çevresindeki faylara mutlaka gerilme transferini yapacaktır ki son zamanlarda Malatya'da meydana gelen depremler, Hatay ya da çevresinde Kahramanmaraş'ta yakın civarında meydana gelen depremlerde bunun kanıtlarından bazıları. Bekler, Kahramanmaraş depremine benzer bir depremin Türkiye'de uzun yıllar beklenmediğini vurguladı. Kahramanmaraş depremlerine benzer büyüklükte bir deprem muhtemelen Türkiye'de çok uzun bir süre olmayacaktır ama Türkiye'nin deprem haritasına, deprem portresine baktığınız zaman da hemen hemen her 10 senede bir 7 büyüklükte bir depremle karşılaşıyor Türkiye yaklaşık olarak. Dolayısıyla konuşmamda da söyledim. Yani Türkiye'deki hiçbir deprem sürpriz değil, sürpriz olmayacaktır da.